İpek Yolu'nun kadim durağı, Büyük İskender'in kalesi, Osmanlı'nın güçlü sancağı ve Türkiye'nin ticaret kavşağı Kocaeli. Ülkemizin en büyük ticaret yollarını birleştiren ve dünyaya açılmasında hayati bir rol oynayan Kocaeli'miz, asırlardır önemli rotaların merkezi oldu ve her zaman dillere destan güzel körfeziyle anıldı. Körfez'in masmavi suları şehrimize gelen herkesi etkilerdi. Ne yazık ki körfezimizin güzelliği, ülke sanayinin %20'sinin yıllar içinde şehrimize yerleşmesiyle olumsuz etkilendi. Yeşiller griye dönmeye başladı, balıklar birer birer kayboldu ve körfezin mavisi eskiye dair hoş bir anı olarak kaldı. Yıllar geçtikçe Kocaeli'deki çevre kirliliği insanlar için asla çözülmeyecek bir sorun olarak kabul edildi. Kimse sanayinin ve güzel çevrenin bir arada olabileceğini düşünmüyordu. Ama artık Körfez'e baktığımızda eski güzelliğini yeniden kazandığını görebiliyoruz. Doğal ortamları İzmit Körfezi olan onlarca balık cinsinin sularımıza geri döndüğünü, Karamürsel plajımızın hak ettiği mavi bayrak bayisini aldığını ve Kocaeli'mizin eski günlerdeki gibi güzel doğasına kavuştuğunu büyük bir mutlulukla görebiliyoruz. Peki bu büyük değişim nasıl oldu? Bu başarıyı Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek yakaladık. Körfezimizin eski güzelliğine kavuşması için dünyanın önemli kentlerinde kullanılan SCADA sistemini kurduk. Türkiye'de ilk defa İSU tarafından hayata geçirilen atık su SCADA sistemiyle şehrin tüm atık su sistemleri artık tek merkezden elektronik olarak kontrol altında tutuluyor ve gereken durumlarda anında müdahale edilebiliyor. Türkiye'nin en fazla su arıtma tesisine sahip şehri olan Kocaeli'mizde eskiden bu tesislerin ve altyapının her an kontrol altında tutulması mümkün değildi. Tesislerin devamlı kontrol edilememesi, çevre açısından riskli sonuçlar doğuruyor, ihmaller tehlikeli durumlar yaratıyor, gereken tedbirlerin zamanında alınması zorlaşıyordu. Artık atık su SCADA sistemiyle sanayi tesisleri, organize sanayi bölgeleri, arıtma tesisleri, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları ve terfi istasyonları 7/24 İSU kontrolü altında. Atık su SCADA sistemiyle merkezi izleme, kumanda ve otomasyon sayesinde istasyonlar arasında gerçek zamanlı bir koordinasyon sağlanıyor. Tesislerin tamamen personelsiz çalıştırılmasıyla zaman, enerji ve iş gücü tasarrufu yapılıyor. Arızalardan anında haberdar olunarak müdahalelerdeki gecikmeler önleniyor. Muhtemel arızalar en aza indirgenerek zaman ve ekipman tasarrufu sağlanıyor. Arıza oluşturmaya meyilli durumlar önceden tespit edilerek gerekli önlemler otomatik olarak belirleniyor. Daha güvenilir, pratik ve ekonomik bir işletmecilik gerçekleştiriliyor. 42 terfi istasyonu, 33 kolektör, 25 sanayi tesisi ve 16 arıtma tesisini 7 gün 24 saat gözlem altında tutan İSU Atık Su SCADA Merkezi, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarındaki doluluk oranları ve seviye bilgileriyle terfi pompalarını arıtma tesisi çıkışları ve sanayi tesislerinin ana kolektörlere bağlantı noktalarında ölçülen parametreler sayesinde arıtılan suyun kalitesini, tesislerin elektrik donanımını ve güvenlik kameralarını tek merkezden kumanda ediyor. 33 ayrı noktada ölçülen kolektör doluluk bilgileriyle terfi merkezleri arasında tam bir koordinasyon sağlanarak enerji tüketimleri en aza indiriliyor. Atık su terfi merkezlerinde ve yağmur suyu terfi merkezlerinde bulunan bütün motor ve deşarj pompaları uzaktan izlenerek kumanda ediliyor. Pompa istasyonlarında enerji parametreleri gerçek zamanlı ölçülerek reaktif tüketimden kaynaklanan cezalar en aza indiriliyor. Aynı zamanda atık su terfi merkezindeki terfi hat basınç değerleri de SCADA merkezi tarafından daima gözlem altında tutuluyor. Terfi pompalarının çalışma saatleri motor sırasıyla otomatik olarak ayarlanıp her bir terfi havuzundaki su seviyesinin ölçümü yapılarak bütün bu işlemler online takip ediliyor. Büyük sanayi tesisleri ve organize sanayi bölgelerinin ana çıkış kolektörlerine kurulan online analizörler sayesinde tesislerin çıkış suyuna ait parametrelerin limit değerleri takip edilerek sanayi tesislerinin ve OSV'lerin muhtemel kaçak deşarjının önüne geçiliyor. Böylece atık su 10 farklı parametreyle sürekli olarak müşahede ediliyor. Bu ölçümlerden herhangi birinin parametre limitlerini aşması durumundaysa sistem otomatik olarak numune alıp İSU Atık Sularla Mücadele Ekibine SMS gönderiyor. Yapılan bu ölçümler, konu arıtma tesisleri olduğunda daha da artıyor.
atık su arıtma tesisi çıkışlarında pH, sıcaklık, iletkenlik, renk, askıda katı madde, kimyasal oksijen ihtiyacı, organik madde, çözünmüş oksijen, nitrat, fosfat, amonyum azotu ve yağ gibi 12 adet kimyasal parametre değeri ve tesis giriş çıkış debileri SCADA merkezi tarafından kayıt altına alınarak sürekli takip altında tutuluyor. Aynı anda gözlem yapan 358 adet yüksek çözünürlüklü kamera, uzaktan kontrol ve HD görüntü kalitesi sayesinde denetim noktalarındaki en ufak ayrıntıların bile gözden kaçmamasını sağlıyor. Denetlenen tesislerle merkez arasında kesintisiz devam eden yoğun veri transferi, henüz çok yeni bir teknoloji olan mikrodalga sistemi ve GSM ile kablosuz olarak gerçekleştiriliyor. Böylece ADSL gibi maliyetlerden de tasarruf ediliyor. Aynı zamanda atık su SCADA projesi kapsamında körfez çevresinde toplam 9 adet yağmur sensörüyle yağışlar izlenerek aşırı yağış anında kolektörler ve terfi istasyonları otomatik olarak yönetilebiliyor. Ayrıca tesislerin bakım ve denetiminden sorumlu personelin işinin en aza indirilmesi ve birçok tesiste uzaktan kontrolü mümkün olması iş gücü ve zamandan da tasarruf edilmesini sağlıyor. SCADA sisteminin bir diğer özelliği ise arıza ve tamir gerektiren durumları önceden tespit ederek ekiplere istenmeyen bir durum oluşmadan anında müdahale fırsatı vermesi. Kurumumuzun ve sanayi tesislerinin atık su arıtma tesisleri sürekli olarak çalıştı, körfeze atık su ve çamur gitmesi engellendi, yapılan yatırımlar meyvesini verdi ve güzeller güzeli körfezimiz eski günlerine döndü. Atık su SCADA sistemi gibi detaylı ve etkili bir sistemi Türkiye'de ilk defa Kocaeli'nde uygulayıp körfezinizi eski güzelliğine dönüştürmekten gururluyuz. Artık sularımız temiz, şehrimiz yeşil, plajlarımız güvenli ve geleceğimiz çok daha parlak.